Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Derslere devam etmiyoruz. Bugün tutulma var. 14 Ekim'de bir güneş tutulması var. Mühim bir tutulma. 2046'ya kadar bu tarz bir tutulma yok. Halkalı şeker tutulması. Ateş çemberi de derler. Niye? Ay biraz böyle düşünün. Ne yapıyor ay? Güneş tutulması esnasında güneşle dünyanın arasına giriyor. Güneşi perdeliyor ve güneş ne yapıyor? Kararıyor. Bunda kararamıyor. Neden kararamıyor? Ay epeyce bir uzakta, yani perspektif olarak düşünün. Yakında birisi olduğunda arkasını göremezsiniz. Ama uzaktaysa görürsünüz. Son tahlilde yükseleni ikizler olan 20.55 İstanbul saatiyle Türkiye'den gözlenemeyecek bir terazi tutulmamız var. Güneş, yani güneş tabi ay tutulması da tam böyle karşıdayken, aynen dolunay gibi. Güneş tutulmalarını da bir yeni ay gibi düşünebiliriz. Yani bir başlangıçtan bahsediyoruz ve terazi başlangıcından bahsediyoruz. Yönetici Merkür. Zaten dispozitörü de Merkür. Dispozitörü ne? Yani güneşle ay o esnada işte terazideler, el ele vermişler. Terazi yöneticisi Venüs tabi. Venüs nerede? Başak'ta. Venüs Başak'ı sever mi? Hayır, hiç sevmez. Fakat ben Venüs Başak'ı bazen seviyorum. En azından ülkemin Venüs akrebine göre daha iyi. Çünkü Plüton'un peşine gidip kıskanç, şehvetlik, ya benimsin ya kara toprağın saçmalıklarını yaşatmaz. Venüs'ün Başak'ta olması, Merkür'ün peşinde olması aslında şudur. Venüs aşktır. Şeyda deriz ya, Farsça mıydı o? Aklını yitirmiş, deli divane olmuş, aşkından deli divane olmuş, pozisyonunun tam tersi. Çünkü Merkür'ün peşine gittiği için akıllı bir Venüs. Tabii biz Venüs'ten akıl değil, aşk meşk bekleriz. Amma ve lakin Venüs'ün tabii Başak'ın peşine gitmesi olabilir. Sizi iyi sanatçı da yapabilir. Yazar filan, roman yazıyorsunuzdur, ses sanatçısınızdır. Aşktan bahsediyorsunuzdur ama sözel olarak bahsediyorsunuzdur. Duygulardan bahsetmiyoruz burada. Daha akli bir şeyden bahsediyoruz. Aşka da biraz akıl lazım. Zaten insanlar ne yapıyor genelde? Yaşlandıkça daha Merküryen Venüs yaşıyor. Öyle düşünelim. Peki. Neye benziyor bu biliyor musunuz arkadaşlar? 2004-2006 yıllarını yaşı tutanlar bir anımsasınlar. Şöyle bir gözü kapatıp ne olmuştu? Ben New York'a kaçıp orada New York'ta evlenmiştim. Şimdi bu sefer de 2025'in 14 ne yapacak Mart'ına kadar. Yani bir tabii gene bir şeyler olacak 14 Nisan'ına kadar. Yani yine aynı şeyler var. Yani 2023-25 arası gibi düşünelim bunu. Aynen 2004-2006 arası gibi ve yine o zaman bundan tam 19 sene evvel ne yapıyordu? Güneşle ay yine terazide kavuşuyordu ve yine güneş terazi tutulması yaşıyorduk. Şimdi benzer durumlar olacak. Bu güneş tutulması, Güneş'in Oğlu diye bir film vardı. 2008 olması lazım, gösterim tarihi. Haluk Bilginer, Özgün Amal. Özgün Amal'da da terazi tipi var, hep avukatı falan oynuyor. Gerçi Hande Kazanova da terazi, o da ne yapıyordu? Kurtlar Vadisi Pusu'da. Özgün Amal terazi mi tabii, hatırlamıyorum. Neyse, neticede terazide gezegeni vardır. Bizim Haluk Bilginer'in de ayağı aslanda. O zaman da film zamanı Güneş Ay tutulmaları Aslan Kova aksındaydı. Yani bizim Haluk Bilginer'in nerede olmuş oldu? Ayının üstünde tutulma oldu. Film de enteresan. İzlemeyenler izlesin. Onur Ünlü'nün olması lazım film. Neydi o? Güneş tutulması esnasında ona bir ruh giriyor filan ve başkalaşıyor, değişiyor. Şimdi güneş tutulmaları egoyla, babayla, bizim kendi benliğimizle ilintilidir. Ay tabii daha içsel aleme ilişkin değişimler yaratırken ve kadınlarda daha etkiliyken, güneş tabii daha dışsal bir gezegen. Daha eril, enerjisi gereği işte beynin ne yapıyor? Sol lobuyla alakalı. Böyle bir tutulmanın terazi burcunda olması,
Tabii ki her burcu ne yapacaktır? Farklı etkileyecektir. Ülkemizin de tabii yengeç yükseleni olduğu için balık koç 10. eve tabii ne yapıyor? Tekabül ediyor. Böylelikle tabii 2025 geldiğinde bunu çok daha iyi göreceğiz. Seçim yılı değil ama göreceksiniz yönetim değişecek. 10. evde tutulma hiç kaçarı uçarı yok. Güneş çünkü özellikle tutulma esnasında gücünü arttırır. Ayı da yanına aldığı için hem kendi enerjisini hem ayın enerjisini böyle süperpoze ederiz biz ona fizikte. Etkileyecektir ve dünyaya ışığını daha da ne yapacaktır? Hem ayı hem kendisini kullanarak kökten bir değişim yaratacaktır. Genelde 6 ayda bir olduğu için tabii tutulmalar 6 ay boyunca ne yapar? Güneş tutulması bir sonraki güneş tutulmasına kadar nöbet terazide. Daha sonra gider işte 6 ay sonra koçta olur. Bu sefer nöbeti koç takım yıldızı alır. Terazi takım yıldızında olması ama bakın burası önemli, burası Şokomelli. Güney kuzey düğümler biliyorsunuz Rahu ve Ketu, ejderhanın başı ve kuyruğu. Bunlar genel itibariyle 18,5-19 yılda bir ne yapıyorlar? Böyle çat 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 pozisyonlarını değiştiriyorlar. Fakat diğer gezegenlerin aksine geri geri giderler. Niye? Karmik düğümler. Peki niye geri gidiyor? Çünkü adı üstünde karmik düğüm. Karma nedir arkadaşlar? Geçmişten gelen bir şeyin ödetilmesidir. Yani bizim tabii bir mekana ve bir ana doğarak bir ruhsal ne yapıyoruz? Bedenlenmek üzerinden ruhumuz o beden üzerinden dünyevi hayatında bir takım tekamüller yaşıyor, bir takım sınavlara giriyoruz, çıkıyoruz. Farkındalık bilincimizi arttırdığımız zaman da ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaşadıklarımıza karşı daha doğru tavırlar geliştiriyoruz. İnsan evladı olarak aşağı yukarı bakmayın siz. Hepimiz aynı şeyler yaşarız. Amme ve lakin herkes farkındalık bilinci ölçeğinde ne yapar? Yaşadıklarına karşı her zaman ne derim? Tecrübe insanların ne yaşadığı değildir. Tecrübe insanların yaşadıklarına karşı geliştirdiği karşı tavrın adıdır. Bazı insanlar tabii bilinçleri daha yüksek olduğu için yaşadığı olaya farklı tavır gösterir. Böylelikle de kaderini ne yapar? Cüzi iradesiyle ne yapar? Belirli ölçekte daha iyi duruma getirebilir. Peki terazide hangi gezegenler var? Güneşli ay yok sadece. Merkür ve Ketu yani güney düğümümüz de var. Ne dedik? Tutulma güney karmik ay. Güney karmik ay düğümünün olduğu noktada. Şimdi güney karmik ay düğümleri arkadaşlar, kuzey karmik ay düğümleriyle şöyle bir farkı var. Bir ağaç düşünelim. Ağacın bir kökü var. O kök tabii ne kadar derine nüfuz etmişse ağacın dalları ne yapacaktır? Daha böyle bir gökyüzüne doğru neşvi neva bulacaktır. Bu bağlamda güney ve kuzey düğümlerde bazıları diyor ki yok efendim kuzeye gidelim, yok onu yapalım, bunu yapalım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Palavra, palavra. Ajda Pekkan şarkısı mıydı? Söz demek herhalde İspanyolca. Palavra. Öyle güneye gidelim, kuzeye gidelim. Hiçbir yere gidilmiyor. Ne yapılıyor arkadaşlar? Güney düğümle meseleyi çözüyorsunuz. Çözemezseniz köksüz olursunuz. Köksüz olunca da işte ne olur? Böyle suyun üstündeki Nülüfer gibi oradan oraya sürüklenirsiniz. Bu sürüklenme tabii güney düğümümüz balık olduğu için bizde tembellik üzerinden maalesef kuzey başağa gidilemeyip güney balıkta yan geldi yattı balıklar var. Bir de balık etkisi tabii Neptün'ün de 2011'den sonra özellikle balık burcuna geçmesiyle bizim güney düğüm yani TC güney düğümü ne yaptı arkadaşlar? Maalesef fazla Neptünyen etkiye girdi. 2025'te o da bitecek. Bu iyi oldu Koç terazi aksı tutulmaları. Severiz Koç'u teraziyi. Neden? Çünkü Koç Mars'tır, savaşır. Terazi ise Venüs'tür. Bir sevgiden, bir ortaklıktan, bir adalet anlayışından bahsedebiliriz. Bu da adalet için savaşılması gerektiği, adaletin bile bize gökten zembille inmediğini ifade eder. Bu bağlamda tabii
Güneydüğüm'de bir terazi, güneş tutulması demek, evet, ilişkiler, ortaklıklar, adalet gibi kavramlar ve insanlara karşı ilişkilerimizde ortaya çıkan ben, sen kavgalarında aslında biraz da sencil olmanın gerekli olduğu, tabii bencil, sencil, öyle bakmayalım, ben, sen yerine tabii biz olma duygusunu ne yapmamız, yaşatmamız lazım. Zaten ne yapıyoruz? Kova çağındayız. Kova çağı society, toplum zaten. Bizi tabii gökyüzü artık ne yapıyor? Özellikle sosyal medya üzerinden tüm dünyadaki insanları, sınırları da yıkarak ne yapacaktır? Aynılaştıracaktır. Göreceksiniz, birkaç jenerasyon içinde dünyada sınırlar da kalkacak. Tek bir dünya devleti olacak. Yani Birleşmiş Milletler gibi. Bazıları hala ilkel şovenist duygularla, yok efendim öyle mi olur, böyle mi olur? Olur kardeşim. Dünya bir şeyi yaparken sana sormuyor. Senin hala o balık çağından gelen o fantazili, hayalperest yanını kova çağı, Uranüs, teknolojiyi ve bilimi de kullanarak zaten kökünden sökecek, atacak. Tabii o geçiş aşamasında da doğduğumuz için yani 19. yüzyılın sonlarında doğmuş bireyler olarak biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 20. yüzyılın pardon. Hala bıdı bıdı yapıyoruz. Ya hayat değişiyor. Doğa, evren, yasaları var. Sen de o doğa yasalarına uyacaksın. Uymazsan uyma zaten. 2000'ler yani Z kuşağı yani 21. yüzyılın varlıkları sizi hem çocuğunuz hem torununuz olarak size çok güzel ayarlar verecekler. Zaten o ayarları görünce de gülmekten geberiyorum. İyi de oluyor. Yani ne diyoruz? Z kuşağı. Alfabenin son harfi zaten. Bundan sonrası Z1, Z2 falan filan öyle bu BMW serisi değil. Her zaman söylüyorum. Değişecek. Yani tabii onlar bize göre çok farklı düsturlara sahipler. Ama tabii geçiş aşamasında olduğumuz için geçişler daima nedir? Hummalıdır arkadaşlar. Çünkü bellekte hala o geçmişten gelen bir takım tortular vardır. Yani işte çocukluğumuzdaki o organik meyvelerin kokusunu ve tadını ne yaparız? Özlemle anarız. Nerede o eski Ramazanlar filan? Ha, iyi. Nerede o koyunun koçun sokağın ortasında katledilerek, yani bu inanca saygısızlık gibi algılamayın. Çoluğun çocuğun gözünün önünde her yer böyle caddeler, sokaklar karnavan değil mi? Yani nerede o günler? Vah vah vah. Yani böyle her şeyi özleyerek nostaljiyle falan yaşayamayız. Bitti gitti. Ben de o 25 yaşındaki delikanlı yücoşu istiyorum. Ama yok öyle bir şey tabii. Yok öyle bir şey. Bazı İslami değil tabii sadece. Yani ezoterik, Hristiyanlığın ezoterik anlamında da işte cennette 33 yaşında yeniden hayata geleceğini iddia eden insanlar da var. Herkesin tabii kendine göre iddiası var. Ama ve lakin geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğe adapte olup geleceği çocuklarınız ve torunlarınız üzerinden, yeni jenerasyonlar üzerinden anlamaya ve algılamaya çalışın. Öbür türlü onlarla çatışır, onları kaybederiz. Zaten onlarla anlaşamıyorsanız istikbalinizle de anlaşamayacaksınız demektir. Halbuki ben 90'lı 2000'lerle pekala anlaşıyorum. Bazıları biraz tabii nasıl söyleyeyim, ukala, yani çok bilmiş. Ama biz de o yaşlarda gençken her şeyi bildiğimizi zannediyorduk. Normaldir yani. O yüzden kızmasınlar yüce abilerine, yüce amcalarına. Neticede biz de insanız. Hata yaparız. Hata yapmayan insan yok. Evet. Burada tabii Sekiz Nisan 2024'teki Koç burcu tutulmasına kadar bu tutulma ne yapacak? Gökyüzünde nöbeti dedik, devralacak dedik. Burada tabii en fazla etkilenecek, tabii her zaman söylüyorum, haçın üstüdür. Yani ilkbahar yaz, sonbahar kış. Bu köşe kış köşesi, bu köşe yaz köşesi filan, ortasında su şişesi gibi düşünün. Oradan ilkbahar yaz, sonbahar kış. İşte ilkbahar, sonbahar o ekinoksun olduğu, gece gündüzün eşit olduğu. Zaten terazi ve koç, koç ne yapar? Eşitlik için dava adamıdır. Kavga eder. Terazi ne yapar? Bunu hukuk üzerinden sergilemeye çalışır. Biri daha venüsyen, daha şefkatli yapar bunu. Mars biraz daha tabii bunu ne yapar? Kavgayla, savaşarak halleder. Ama bazen ne yapalım ki, dünya böyle bir yer, savaşılması icap ediyor. Öyle kimse size kalkıp al sana hak hukuk filan demiyor. Demedi de, geçmişte de öyle olmadı zaten.
Evet. Ne yapacak o zaman? Koçu, yengeci, terazi ve oğlağı tabii ki ne yapacak? Arkadaşlar çok daha fazla etkileyecek. Çünkü karşıtlık, kavuşum ya da kare açılarda ya ne diyor bu kadın gene bıdı 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 elinde telefon çıkıyor. Kardeşim balkonda konuşma ya. Site içi burası. Ya bir de anlamlı bir şey konuşsa yani. Ya bir ton konuşuyorlar kardeşim ya. Benim de kafamı şişiriyorlar. Şimdi bak. Koç, yengeç, terazi ve oğlak ne oluyor arkadaşlar? Haliyle orada gezegenler olan insanlar. Özellikle karakteristik gezegenler. Kim bunlar? Güneş, ego, ay, duygular ya da anne. İşte Venüs, sevme modülümüz, aşkımız, ilişkilerdeki o sevgi olan ihtiyacımız, sevilmeye olan ihtiyacımız ve tabii ki Merkür, aklımız, akıl yürütme biçimimiz. Şayet bu dört gezegen, Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak'taysa tabii bu gezegenlerin anlamları üzerinden Güneş ne yapacaktır? Onlara belirli bir enerji, bir açıyla tabii ki etki gösterecektir. Tabii diğer burçların da etkileri var. Fakat o etkiler biraz daha nedir? Daha plase, daha yumuşak olacaktır elbette. Başka ne dedik? Öncülerde olduğu için Koç terazi öncüdür. Bu şu demek. Hadi yeni bir hayata başlayalım. Hadi bir şeyi bitirelim. Güney düğüm olduğuna göre hadi bir şeyi bitirelim. Ya da bir kökte sorun var. İşte ağacın kökü örnek verdik. Onu tedavi edelim. Çünkü kökü tedavi etmezseniz o ağaç ne olur? Devrilir. O yüzden güneyi de hallediyorsunuz. Güneyi halletmediğiniz zaman kuzeye gidemezsiniz arkadaşlar. Yani birinci evinde güney düğümü olan bir insan, hadi ya ben kendimi önemsemiyorum, gidiyorum, kendimi işte bir evliliğin içine atıyorum ve fedakarlığa işte kendimi gark ediyorum. O yalandır, o yürümez. Kişiliksizleşirsiniz. Yani o yüzden de ya da tam tersini düşünün. Güneyiniz terazi. Kendinizi sürekli işte ne yapıyorsunuz? Evliliğin ne önemi var? Kuzey Koç, ben kendi başıma kendimi severek, kendimle sevişerek yaşarım. O da yok. O olmaz o. Öyle bir yalnızlık yok. Yalnızlık Allah'a mahsustur derler. Yalandır. Rabbin sadece bu dünyada, dünya tesislerinde bile 8 milyar kulu var. Hiç de yalnız filan değil. Kullandığınız cümlelere dikkat edin. Hani son dönemlerde bu moda oldu. Efendim insanlar şöyle, insanlar böyle. Arkadaşlar daima söylüyorum. Herkes kendi ayarında insanları çeker. Bu kadar. Yani bizim de etrafımızda insanlar var. Ben niye hayata öyle bakmıyorum? Kusura bakmayın. Yani o konuda sizinle aynı kanaatte olamayacağım. Bazıları kızıyor. Ben size kedi köpek de sevmeyin demiyorum. Sevin elbette ama insan başka bir şey. Sırf karnını doyurduğun için sana kuyruk sallayan bir canlının sana aşık olduğunu, seni sevdiğini falan zannetme. Sen onu bana gönder, ben onu pastırmayla besleyeyim. O beni daha çok sever. Geçelim bunları. Yani insanlar iyice bir kendilerini böyle izole edip efendim herkes de böyle bir yok evlilikler yıkıldı, arkadaşlıklar, dostluklar, aile. O öyle olmaz. Öyle olmaz. Bakın köşe evler aynen bir masanın ayakları gibidir. O ayaklarla oynayamazsınız. Yani birinci evde kendinizle, dördüncü evde anne, aile kökleri ya da yaşadığınız evin bizzat kendisi ya da işte yedinci evde ortaklıklar, evlilik, onuncu evde kariyer, hani toplum karşısında hani sergilediğiniz bir takım değerler, bunları siz ortadan kaldıramazsınız. Ha dört dörtlük bir hayat var mı? Yok elbette. Ama en azından bir dört üçlük falan yaşanması lazım. Masanın bir ayağı olmayabilir ama öyle dört ayaklı bir masa arkadaşlar ne yapmaz? Maalesef ayakta kalamaz. Yani güneş sistemindeki felek burçlar üzerinden durumu ifade edersek bu anlamda koç, yengeç, terazi ve oğlak masanın dört ayağıdır. Bu ayaklar ve bu ayakların anlamlarıyla uğraştığınız anda sorun çıkar. Zaten çaprazlamasına şöyle bir yengeç oğlağı düşünün. Burası anne ve baba. Anne ve baba bir gün ölür. Okey. Ama kendin anne olmuşsundur ya da kendin baba olmuşsundur. Sevgini oraya vermişsindir. Ya da bir yedi aksı işte ben, sen, işte kişinin kendi yapısı, karakteri, kendisinin bütün kendisine sahip olduğu değerler babında birinci ve yedinci ev tabii burada evlilik, hadi diyelim ki evlilikler de patladı ama bir ortaklık, bir hayat arkadaşı diyelim gereklidir.
gereklidir. O zaman orası çalışmaz. Sen bir geriye düşüp 6. evde pet besleyerek, kusuruma bakma ama 7. evdeki Venüs'ü yaşayamazsın. O çok akli, mantıki, rutinlere dayanan bir çalışma. Merkür, yani arızayı bir noktaya kadar geçirebilir, tedavi edebilir, sizi rehabilite edebilir. Ama son tahlilde bir insan başka bir şeydir. İnsana insan lazım. Efendim bazıları yok efendim, hayvanı insandan daha çok seviyorum ama bana ihanet etmiyor. Belki ihanete ihtiyacı vardır ruhunun. Hem senin önceki hayatlarda ona buna ihanet etmediğini biz nereden bileceğiz? Yani bu biraz bana şey geliyor ya, tabii ben de hayatımda çok zor, problemli süreçler yaşadım. Her zaman insanız biz, yaşıyoruz da yine. Ama son tahlilde şunu söyleyeyim, yani kendimde ya da haritamdaki bir takım eksikleri ve noksanları kurcaladığımda ben suçu kendime atabildim. Yani siz de bunu yapsanız, yani sürüden kopsanız artık. Yani Venüs Akrep'te belli ki zaten ihanet eden, gizli kapaklı ya da ihanet derken hani sevgiyi tam anlamayıp bunu şehvetle karıştırarak ilişkiye giren diyelim ki insanlar grubu var. Çünkü Venüs'ümüz Akrep. Son tahlilde bu senin başına gelince niye kızıyorsun ki? Yani sen art niyetin varsa, Venüs'ün senin zayıfsa, ayı da sadece işte tabii rahmi diyelim, evliliği bile aya kavuşmak, yani rahme kavuşmak, yani sırf anne olmak adına yapıyorsan, ondan sonra kalkıp ya benim karşımdaki de işte falan öyle bir şey yok. O zaman ben sana çocuk hırsızı derim. Yani ya da boş ver, kimse sana öyle bir şey demesin. Senin niyetini evren okuyor mu? Sen ona bak. Tamam, herkesin kalbini bin kere yokluyor. Rabbim bir kere veriyor. Biraz da kendimizi eleştirmemizin vakti gelmedi mi sizce? Bu mudur? Yani herkes sana ihanet ediyor. Herkes sana yalan söylüyor. O öyle, bu böyle. Bu nedir? Bunu ben anlamıyorum. Yani sen bu kafayla devam ettiğinde, bu zihniyette devam ettiğinde herkes ölümü üzerine dirilir, hadisteki gibi. Öldüğünde zaten bu bilinçle ölürsen, ben sana söyleyeyim, bir sonraki yaşantında da o bilinçle hayata devam edersin. Bu da sana çok anlamlı, olumlu şeyler getirmez. Madem ki şu andan memnun değilsin, onu değiştirmek zorundasın. Suçu da kendinde bulmalısın. Her zaman söylüyorum, ben kendim suçluyum diyorum. Biz öyle geliştik. Eksik bulduk kendimizi, cahil bulduk kendimizi. Ben hala kendimi cahil bulurum. Yani hepimiz ruhlar bedenlenmiş. Burası üstü açık bir dershane ya da işte rehabilitasyon merkezi. Haliyle sınıfta kalıp mümkün mertebe önümüze koyulan kağıtlardaki o sorulara cevap vermeniz lazım. Sen ısrarla seanslarda gelip bana hocam ya bu hep benim başıma mı geliyor? Şimdi bu senin hep başına geliyorsa, sen diyelim ki bir sınava giriyorsun. Üniversite sınavı olsun. Seçme ve yerleştirme sınavı, ne yapıyorsun? Kalıyorsun. Bir sonraki sene giriyorsun, gene istediğin olmuyor. Demek ki kardeşim sorulara yanlış cevap veriyorsun. Sen inat eder, ısrar eder, sorulara sürekli aynı cevabı verip ondan sonra yok ya benim dediğim dedik, öttürdüğüm dedik, o çoluk çocuk işi yani, bu zekası düşük hani çocuklar öyledir ya, maalesef biz de çocukluğumuzda yaptık o işleri yani. Israrla kalktık, yok anacım öyle değil, babacım böyle değil, öyle değil o anacım babacım yani. Neyse, bir maliyeti var. Herkes kendi hayatının maliyetini öder, söyleyeyim. Netçe'de her zaman söylüyorum. Hollandalı da bu Rabbin kulları, atıyorum işte Suriyelilerin durumunu görüyorsunuz. Onlar da bu Rabbin kulları. Şimdi Rabbin ona farklı, öbürüne farklı bir hayat sunuyorsa demek ki bu kullar arasında bir farkındalık bilinci noktasında bir seviye, bir level, bir fark, bir şey var demek ki. Burada egolarımızı niye sorun ediyoruz? Şimdi ben 51 yaşımda adım Yücel erkeğim. Ya ben şimdi 35 yaşında adım Ayşe bir kadın da olabilirdim. Başka bir kimliğim olabilirdi ve bunun üzerinden ben ne yapardım? Hayatımı, çünkü bana verilen neyse onun üzerinden yaşardım. Siz size verilen bedeni, siz size verilen kimliği beğenmeyip, bunun üzerinde o çalışma yapmayıp, bunu geliştirmeyip, ondan sonra da mağduru oynayıp sürekli suçu bunu onun bunun üstüne attığınızda orada bir gelişme olmaz, söyleyeyim. Bundan vazgeçin. Evet, ne dedik başka? Burada bakın arkadaşlar, güneşiniz neredeyse güneşi güneşe göre bir kontrol edin. Neden? Çünkü güneşi sanki birinci evde yükselenin üstüne koymuş gibi düşün. Ay tutulmalarında da ayı ne yapın? Yükselenin tam üstüne koyun. Ay tutulmasına da ona göre bir bakın.
Çünkü etkisi böyle olacaktır. Güneşi güneşe, ayı da aya göre ne yapın bir görün. Yani hangi evinizde gerçekleştiği önemli muhakkak. Ama son halde güneşi güneşe, ayı da aya göre bir bakarak ne yapmanız lazım? Halletmeniz gerekiyor. Bu arada tabii Satürn'ümüz hala balıkta geri gidiyor. Emeklilik işleri filan. Aa, ben de emekli oluyorum filan. Jüpiter de boğada geri gidiyor. Ne yapıyor? Onu söylemiştik zaten. Borsada bir düzeltme. Yani finans piyasalarında ya da sizin varlığınızla alakalı meselelerde. Endeks bazında gözükmese bile hisse bazında düzeltmeler var. Görüldüğü üzere. Yani yılbaşına kadar dikkatli olun. Malınıza sahip çıkın ve sabırlı olun. Özellikle borsaya 8 milyon insan tabii ki eskiden birkaç milyondu. Şimdi 5 milyon acemi geldi. Bunları tabii aralarında E ve Z kuşağı var. Arkadaşlar heyecanlı. Balinalar da onların heyecanını bildiği için coşkuyu veriyorlar. Bir kağıda böyle tavan, arkasından tavan filan. Israrcı olmanız lazım. Satürnyen olun biraz. Evet. Koç için ne olabilir? Koç için ne olduğunu söyledik. 2004-2006. İşte dedim ya, hayatımı değiştirmiştim. Yeni bir hayata başlamıştım. Gittim evlendim New York'ta. William Shakespeare Parkı'nda. Önce New York'a gittim. Sonra orada biraz takıldım. Sonra baktım dedim ulan terazide tutulma var. Güneşimin tam karşısında. 1'e 7 aksı. Kendimi bir değiştirdim böyle. Tipimi, kıyafetimi filan. Tam böyle Şener Şen'in Amerikalı filmindeki gibi filan. Ondan sonra akabinde de evlendim. Yani 2-3 senede orada öyle işler yaptık. Şimdi yine evleneceğim filan. Aşık muşkulatın evlenme evlenme filan. Evleneceğim abi. Ben evlenmeden rahat edemiyorum filan diyormuşum. Ne yapayım? Güneşimle Venüs'üm kavuşum. Şimdi siz de tabii evliler olabilir aranızda. O da çat diye boşanma getirebilir. Genelde öyledir. Yani bekarı evlendirip evlinin de işini zorlaştırabilir. Bir gerginlik açısı var burada. Koçlar için tabii güneşin ve ayın terazide olması ben ve sendir. Eğer sen kendi benliğini, kendi güneşini, kendi koçluğunu çok ön plana çıkartırsan arkadaş, tamam. Yedinci evdeki yani işte sana göre yedi de terazideki güneşe ve aya ne yapmışsın? Bir karşılık yapmışsın demektir. Orada bir de güney düğüm de var. Güney düğüm tutulması olduğu için de diyor ki senin diyor ilişkide bir sorun da olabilir. Bunu çöz diyor. Ya da bir ilişkin var. Artık o ilişkide bir kök sal. Onu sen nihayetine erdir demeye çalışıyor. Yani halı tezgahı gibi öyle mekik dokur gibi. Tamam, bir koç bir terazi, bir koç bir terazi. Sen ben, sen ben, sen ben. Bunu 2025'in ne yapıyoruz arkadaşlar? İkinci yarısına kadar tutulmaların ve kuzey güney düğümlerin artık balık başak aksına geçinceye kadar biz bunu yaşayacağız. Gökyüzünün teması bu. Güneş ve ay ne derse olur. Çünkü güneş ve ay annemiz ve babamızdır. Kozmik olarak bakıldığında bu bağlamda biz anamızın babamızın neticede bir karmasını ne yaparız? Hayata getir. Aslında onların karmasını biz niye yaşıyoruz? Çünkü onların bir seviyesi var. Senin de ruhsal olarak bir seviyen var. Seviyen neyse o anne babaya gidiyorsun. Yani orada da üniversite sınavında verdiğin cevap kadarsın. Verdiğin cevap kadarsın, bu kadar. Doğru cevapları verdiysen tamam yani efendim bazıları diyor ki anne babayı seçiyor. Seçmiyorsun kardeşim. Sen üniversite sınavında da seçim meçim yapmadın. Gittin sınavda 500 bininci oldun. 500 binin karşılığı belli. İlk yüze girseydin karşılığı belliydi. Bu kadar. Seçtiğini zannetme. Seçtin ama seçilerek seçildin. Bak şimdi bu değişik oldu. Yani sen seviyene göre seçilirsin. İlişkilerde de öyledir bu. Bir işte de öyledir. Sen şimdi CV gönderiyorsun diye bir şirkete, şirket seni alacak diye bir şey yok kardeşim ya. Bakıyor CV'ne. Yani var da yani şirketlerin de level'ları var değil mi? Herkes gidip bilmem ne şirketinde çalışmıyor. Neyse. Sen gene seçtiğini zannet. Dediğim gibi seviyeni yükselt. Varlık. Ey varlık. Duyuyor musun? Geldiysen üç kere çal. Tak tak tak. NATO kafa. NATO mermer. Koçun için yani koçlar biraz kendilerine çekidüzen verecekler. Ben veriyorum arkadaş. Ben demeyeceğim. Ben demeyeceğim. Hayatımızda birileri var. Bizim de var tabii haliyle. Ne yapıyoruz? Ona kulak veriyoruz. Ne diyor? Çünkü o da bize gönderildi. Rab tarafından dedi ki git şu adama bir şeyler anlat. Yani söylenir söyletene bak denir. Hayatında sana sokağın ortasında deli de gelse vardı bizim bir deli Selami.
araba çarptı öldü. Köyde çocukken, Aşkale'de, köy demeyelim, ilçe diyelim. Nedir abi? İnsanlara bir şeyler söylerdi. Kulak verirdi. Eskiler öyleydi yani. Deli Selami ne diyor filan diye. Mahallenin delisi. Sen şimdi küçümsüyorsun. Olur mu? O da bir kanal, o da bir anten. Belki senden daha saf, kozmik bir anten. Sana belki Rabbin başka bir tekdirini, bir şeyini aktarıyor olamaz mı? Öyle düşün. Satürn balıkta emekli oluyoruz. Emekli oluyoruz derken Satürn balıkta geri gidiyor. Tabii kimsenin emekli olduğu yok. Bazı koçlar biraz böyle artık Satürn balıkta diye böyle bilinçaltı bir takım karmaşalar uykularımı bölüyor Satürn. Onu söyleyeyim. Ben aslında kafayı koydum mu yatarım. Ama ve lakin Satürn 12'de olduğu için şu sıralar bir de geri hareketli. Böyle bilinçaltında bir çeşit böyle kurşun gibi bir ağırlık hissediyorum. Nazım Koç biliyorsunuz. Satürn'ün metali kurşundur. O yüzden ne diyor şiirde? Kurşun dökmek oradan gelir. Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağırıyoruz diyor. Kafam kurşun gibi. Yani bu rüyaların falan da bir acayip. Jüpiter'de, Boğa'da, ikinci evde koçlar için geri hareketi var. Evet, bu sahip olduğumuz maddi varlıklar üzerine tabii bir geri harekette bir gözden geçirme olabilir. Evet, bazı yatırımlarımı gözden geçirip bazılarında bir pozisyon değişikliğine gittim açıkçası. Çünkü bazen sabırlı olalım derken bir bakarsınız gereksiz bir sabır. Yani gereksiz sabra ne diyoruz biz? Keçi, keçi inadı. Bak Satürn keçi, keçi inadı. Yani her sabır da lüzumlu değildir. Onu da söyleyeyim. Sabır etmen gereken yer vardır. Pozisyon değiştirmen gereken yer vardır. Bununla ne yapacaksın? Satürn amcaya göre belirleyeceksin. Evet. Koçlar anladı herhalde dediğimi. 1-7 aksı bakın. 7'deki tutulma direkt karşısını ne yapar? Etkiler. Orası kesin. Ama haçın tamamını etkilediği için burada 1, 4, 7 ve 10 akslarında tabii senin kendi evinle, annenle, babanla, kariyerinle alakalı bir takım ne yapacaktır? Değişimler de getirecektir. Bu Türkcell paketi gibi. O paketin burasını alıyorum, orasını almıyorum. Yok, ev sana çakıyor. Sen de ne yapacaksın? Değişime açık olacaksın. Sen öncüsün. Öncü olduğun için ne yapacaksın? Kendi öncün olacaksın. Milleti değiştirmeye çalışmayacaksın. Kendini değiştireceksin. Hayatı da değiştiremeyeceksen, değiştiremediğin noktalar var çünkü kendini değiştireceksin. Gerekirse git kendini de değiştir. Saçını değiştir, başını değiştir, kılığını, kıyafetini değiştir, ne bileyim ben. Kendine yeni bir iş, kariyer ayarla. Çünkü bu senin tabii 1-7 aksın ama 4-10 aksına da ne yapıyor? Tak 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 bütün köşeleri çarpıyor böyle. Bilardo topu gibi. Okey. Boğa ne yapıyor Boğa? Boğanın 6. evi. 6-12 aksında yaşıyorsun tutulmaları Boğa. Jüpiter sende, okey. Jüpiter bir rehabilitasyon getirmiş olabilir. Ama bir rehavet, bir genişleme. Ya içsel bir genişleme gibi algılama. Jüpiter Boğa'da yeyip yani Sertaç diye bir dostum var. Boğa burcu. Ne zamandır görmüyordum. Yani Sertaç, buradan sana söylüyorum. Videoları dinliyorsun. Aga çok kül almışsın, ben sana söyleyeyim. Yani bu ne ya? Daha var. Mayıs'a, Haziran'a kadar bir 20'de üstüne çakarsan sonra zor olur o kiloları vermek. Bedeninde bir şeyi var. Ne denir ona? Bir hafızası var. Yani bir kiloya geldiğinizde beden o kiloyu biliyor abiciğim. Ve dönüyor dolaşıyor. Aynen böyle yatırım araçları gibi. Bu coinler olabilir, hisse senetleri olabilir. Soruyorsunuz ya bazen. Ya bir tepe görünmüşse genelde o tepe bir daha görülür. Çünkü orayı gördü yani. Yani yatırım tavsiyesi değildir ama İMKB'nin geçmişine bakarsanız geçmişinde 500 dolara vurdu geldi, vurdu geldi. Yani yine vuracaktır, onu söyleyeyim. Bu 14'e 15 bine tekabül edebilir. Ne zaman vuracak göreceğiz onu. Herhalde Mart'ta falan kadar önümüzde ama dünya hali bu. Her şey mümkün ya. Oldu yine olacak diye bir şey yok. Başka bir zamanda olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaktır hayat. Doğru zamanda doğru yerde olmak zaten nedir? Astrolojik realite. Ne yapıyorsunuz? Doğru zamanda doğru yerde olunca doğru mekana, doğru bir enleme boylama, doğru zamanda doğuyorsunuz. Ama bu bile bir hak ediş. Ruhunuzun bir karması var ve o karma gereği siz bir yere
bir mekana ve bir ana doğuyorsunuz. İşte o sizin doğum haritanız oluyor ve sizin amacınız o anı ne yapmak? Zaman içerisinde an be an, peyderpey düzeltmek. Step by step, adım adım. Zaten evrendeki şunu unutmayın, her an yanlıştır. Yani kimsenin hayatı ya da dünyadaki hiçbir varlığın hayatı dört dörtlük değildir. Olamaz. Muhakkak birçok eksiklik vardır. Ama insanlar tabii kendilerinde olmayanı, başkasında gördüklerinde isterler. Göz görüyor. Kör değil, gönül sever, arsızdır. Vay. Evet, devam ediyoruz. Boğa ne yapıyor? 6-12 aksında işle güçle alakalı bir takım değişimler olabilir. Kendine evcil bir hayvan alabilirsin. Rutinlerini değiştirebilirsin. Diyete girebilirsin. Sertaç, diyete gir. Bak ne güzel. Hazır 6. evinde bir tutulma var. Kardeşim, spor salonuna yazıl. Adam gibi beslen. Gecenin 3'ünde bir de bizi işkembeciye götürmeye çalış. Yedik ya sosisli. Bir de üstüne ne işkembesi kardeşim ya. Ah ah, ben olmasam ama tabii koçlar tabii daha marsyen. Aklı başında bir koç asker gibi yaşar. Yani yediğine içtiğine sporuna ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. 6. ev gereklilikleri bunlar. 6. evde olduğuna göre 12'de karşısı. Demek ki güney düğüm 6'da bak bir hastalığın olabilir Allah korusun. Bir ameliyat operasyon ihtiyacı da olabilir. Bir check-up yaptırman gerekebilir vesaire vesaire. 6'da çok mu yoruldun? Yani işten, güçten, sağlık meselelerinden 12'ye sığın. Yani kuzeye, kuzey düğüm koçta. O biraz daha bazen daha şifalı olabilir şu bağlamda. Güney düğüm Satürn, kuzey düğüm genelde Jüpiter etkilidir. Bu bağlamda 12. evde biraz daha istirahate, meditasyona, yogaya, rahatlamaya, içsel bir dönüşe ne yapabilirsin? Kavuşabilirsin. Açı bizim Sertaç Siddhartha Hindistan'a bile gitti. Zamanında tabii transandantal meditasyon tekniğini Albert'ten almıştık. Sene 99, hiç unutmam. Hatta herkese bir gün seçerler. Ben 29 Mayıs'ı seçmiştim. İstanbul'un fethiydi. Orada tanışmıştık Sertaç'la. 24 yıl olmuş. Ne o bu? 24 yıl ikinci Jüpiter. O yüzden demek ki bir araya geldik. Demek ki Jüpiter yine boğadaymış. Sertaç'a yaramış meditasyon. Ama ve lakin Hazreti Buda diyelim. Saygıdan olsun. Bu da boğa burcu. Oturup bir yerde osçıs falan filan. Abicim olacak iş değil yani. Boğalar bu osçıslı işleri seviyor. Bizim Mars'ta terazi ya. Millet koşacağına Amerikan filmlerindeki gibi. Ben pilatese, yogaya karşı değilim ama onda bile bir ataletin, atalet diyorum, tembellik. Yani nedense aynı göbiş Hintli'de de var yani. Hiç de öyle sağlıklı filan değiller. Gidin görün bakın yani. Hepsinde yok tabii ama yani yapmayın ya. Yani nerede boş beleş iş var? Hani böyle yan geleyim, yatayım da oturayım ne filan. Nedense onlara karşı bu millet daha ilgili alakalı. O yüzden zaten doğu toplumlarında dikkat edin. Peygamber Efendimizin günde 5 kere insanları çağırıp yaptırttığı namaz ibadeti hareketlidir. Hareketlidir. Yani rükûsu var değil mi? Secdesi var. Yapmayın yani, anlamaya çalışın, öyle ya, Hazreti Muhammed'i anlamaya çalış. Günde 5 kere ne yapıyor seni, yani abdestten başlayarak bu ne yapıyor, kundalini çakradan işte diğer çakralara kadar her yeri uyaracak bir takım ritüellere sokuyor, çıkartıyor. 10 numara. Evet. İkizler ne yapıyor? İkizlerin 5'i. 5-11 aksında kuzey güney düğümleri var. 5-11 aksı tabi. Burası bazen çocuk evi. Birden çocuk sahibi olabilirsin. Çocuğunla alakalı olumlu, hayırlı haberler alabilirsin. 5. evde olduğu için güney düğüm. Bu tabii 5. ev arkadaşlar, darma, yaşam amacı evi ve talih evidir. Orası bazen kumardır, bazen aşktır, çocuktur. Zaten aşk, çocuk, kumar, bunların hepsi aynı şey zaten.
rastgele zar atıyorsun çocuk sahibi olurken de. Aa bir bakıyorsun. Ulan babasına da bana da benzemedi. Bu çocuk kime benziyor? Bizim halde böyle birisi yok filan diyebilirsin. Normaldir. Ben kumar oynamayı sevmem. Bors oynarım daha iyi ayım aslanda. Orada hiç olmazsa maddi ufak tefek kayıplarım olur. Sonra fazlasıyla telafi ederim. Onun telafisi yok. Bazı kumar biçimlerinin telafisi yok arkadaşlar. Bu tabii... Hayatım bakar mısın? Kapı çalınıyor. Su geldi herhalde. Sucu kapı çalınıyor. Şimdi buradaki meselemiz şudur. Söylemeye çalıştığım şey. Güneydüğümüzün tabii 5. evde olması bizim tabii çocuklarla alakalı bir sorunlar varsa bunları çözmemiz gerekliliği. Yoktur. Size çocuk da bahşedebilir. Önümüzdeki 2 yıllık tutulmalar. Aşk yaşayabilirsiniz. 11-5 aksı olduğu için burada tabii bazı arkadaşlarınız toplum içinde işte 11. ev konularında tabii sadece toplum içinde değil Uranüs yeri olduğu için internetten de kendine aşık olabilirsin. Facebook'tan işte Instagram'dan filan. Günümüzde zaten daha yaygınlaştı o tip aşklar. Kova çağı olduğu için aslan tabii ego ve aşk karşısında tabii kova var. Kova çağını tabii herkes aslan kova aksında bir şekilde yaşıyor ve kendi Uranüs'ünün yani benim mesela örnek vereyim anlatayım daha iyi olur örnekle. Uranüs terazide ve 7. evde bende. Şimdi YouTube ve Face filan bunlar zaten Şubat, Uranüs yani doğum tarihleri belli bu şirketlerin. Şimdi biz buradan ne yapıyoruz? İşte video çekiyoruz. Haliyle oradan bana evlenme teklifi yapanlar var. Şaka gibi ya. Videonun altında böyle evlenme teklifi. Hayatımda pis pis baktı ulan bu ne diyor filan diye. Benimki de kıskanç yani. Ben tabii okumadığım için kimse kusura bakmasın. Hani vaktim olmadığı için saygısızlık değil. Berna tabii bana aktarıyor işte evlenme teklif edenler. Bu tabii günümüz dünyasında bu bir gerçek. Artık Uranüs'ün tabii çalışma biçimi ve sistemi değişti. Uranüs'ünüz yani ikizler burcu olan arkadaşlara söylüyorum. 11. evde kuzey düğümü olduğu için 11. evin doğal karakası yöneticisi Uranüs. Uranüs'ünüzün durumuna göre sizi bir takım ne yapabilir? İşlere ve ilişkilere sokabilir. İşlere derken sen bir internet sitesi kurabilirsin ya da internet üzerinden uranyen bir iş, daha teknolojiyle, yazılımla alakalı işi olan ikizler burçları da olabilir. Ya da internet üzerinden yine satış yapabilirsin vesaire. Yani bu da mümkün. Artık arkadaşlık sadece 11. evde, society'de gidip cemiyette tanışarak onunla bununla filan olmuyor. Başka yollarda tabii Uranüs ve Kova çağı yaratmış oldu diyoruz. Arkadaşların içinden bir aşık çıkabilir. Yaratıcı konular olduğu için 5. ev tabii tiyatro, sanat, roman, eğlence dünyası bir kere yani eğlenerek yaptığı tabii herkes ister ki eğlenerek bir işi yapıyor olalım. Bilgi de aşk gibidir. İnsan sevdiğini öğrenir tabii. Burada tabii kendine daha eğlenceli bir sistem kurabilirsin. 5 oyun evidir aynı zamanda. Kendine daha yaratıcı bir alan açabilirsin. Yani ille de çocuk sahibi olup çocuğu parka götürerek falan değil de biraz daha yaratıcı olalım artık. Yani hangi çağda yaşıyoruz? Herkes çocuk alıyor, çocuk parkına gidiyor. Ne oluyor? O çocuk geliyor 6-7 yaşına, başlıyor ilkokula, başka çocuklarla sosyalleşiyor. Sana da adios muchos yapıyor ama dinlemeyince de sen tabii anne baba olarak anlamıyorsun. Bir de çocuğun üstüne gidiyorsun. Kardeşim rahminden çıkartıyorsun. Oral, anal ve ödipal evrede gereğini yapıyorsun.
tüm Japon, Amerikalı, Fransız, İngiliz ya da bir Arap aile gibi. Sonra da ne yapıyorsun? Kenara çekiliyorsun. Kenara çekilmen gereken zamanı bileceksin. Öyle bıdı bıdı falan yaparsan çocuğa inatlaşırsın. Ondan sonra kafa göz herkes birbirini dağıtır. O seni yorar, sen onu yorarsın. O seni yorar, sen onu yorarsın. O işin sonu yok. Eninde sonunda çocuk kazanır, seni de gömer. Gelecek geçmişi gömer, unutmayın. Bu geçmiş takıntısından da kurtulun diyorum. İkizler tabii değişime açık. Merkür yan bir burç. Ne yapıyor? Fakat dispozitörü olan yani tutulmanın dispozitörü Venüs arkadaşlar. Terazide olduğu için dispozitör Başak'ta. Yani ikizlerin dördüncü evinde. Dördüncü evinde olduğu için burada tabii aile içi bir tabii meseleyi de yani sürü insanı seviyoruz tabii. O sevgi sevgisizlik bağlamında bazı meselelerin de çözülmesi gerekebilir. Tutulma 5'te ama dispozitör 4'e çekiyor sizi. Yani evi de güzelleştiriyor olabilirsin. Yani dekore ediyorsundur ya da mobilya almışsındır. O da aynı anlama ne yapabilir? Gelebilir. Bu boğa için de atladık yani söyleyeyim. Tabii tamamını izleyenler için. Altının sahibi 5'te gibi yani bir altının sahibinin 5'te olması tabii enteresan bir pozisyon. Hastaysan şifa da bulabilirsin. 6 çünkü hastalık verebiliyor bazen. Bazen de hepimize veriyor zaten. Altının sahibinin bu anlamda nerede olduğu nedir? Önemlidir arkadaşlar. Evet. Yengeç için terazinin olduğu yer dördüncü ev güneydüğüm yönünde ve dispozitör 3'te. Bu da tabii aile meseleleri tabii 4-10 aksı olduğu için yengeçler bu tabii hatırlayanlar 2004-2006 arasında kariyerleri yaşadıkları yer noktasında bir takım değişimler yaşamış olabilirler. Anne baba aksı güney ve kuzey tutulmalar tabii bazen işte ne yapabilir? Anne ve baba ile ilgili bir takım sorunları açığa çıkartabilir. Zaten tutulmaların amacı genelde nedir? Akıl tutulması yaratmak değil. Var olan bir sorunu yani siz sümen altı etmişsinizdir. Pat diye patlar ve ne yapar? Açığa çıkar. Açığa çıkması da iyidir çünkü gizli kalan şey daha tehlikelidir. Açığa çıkması bir şeyin, buna kızmayalım. Çıkması evet git çöz bunu demektir. Öyle düşün. Aile meseleleri, ev, taşınma, kariyer filan gibi sorunlar varsa bunların çözüme kavuşması için bazen işte bir musluk işte şey olmuştur, damlıyordur. Bunu çözeceksin yani. Çanta bozulmuş demek ki yani. Buna kulağını, gözünü tıkayamazsın, kapatamazsın. Tamam. Aslan için üçüncü ev. Üçüncü ev tabii. Yani üçüncü ev hareketli bir ev Merkür'den ötürü. Yani 9 var zaten karşısında. Kısa ve uzun menzilli tabii seyahatler, hareket halinde olmak, öğrenmek yani öğrenme merakı. Yani anlamlı seni geliştirecek şeylere merak ettiğinde, onları öğrenmeye çalıştığında ne yaparsın? Bilincini. Ama bizde tabii patolojik meraklar var. Gereksiz, lüzumsuz. O tip meraklardan bahsetmiyoruz. Aslan tabii kardeşleriyle, yakın çevresi ya da yolculuklarla ya da yeni bir şeyleri öğrenmek, bir kursa başlamak, sertifika almak, araba, direksiyon falan vesaire ne varsa bu tip konularda çözülmesi gereken bir şey ki bakın bu güney düğüm yönünde olduğu için hani yabancı dil sorunum vardır. Gidiyorsun iş başvurularında ya İngilizcem var mı filan. Olmayınca daha az maaş ya da işe alamıyorsundur. Bunları halletmek için bence bir harekete geç. Bunu birkaç sene içinde de hallet diyorum sana. Ha yurt dışına mı gideceksin? Ya da işte gideceksin uluslararası ithalat ihracat mı yapacaksın? Ticaret mi? Evet bunlara da başlamak için ne yapabilir? Uygun bir vakit olabilir diyoruz. Zaten Jüpiter de Boğa'dan 10. evde ne yapıyor? Seni destekliyor en azından Mayıs'ın ikinci yarısına kadar. Başak ne yapıyor? Başak'ın ikinci evi para, paraya sahip olmak. Evet varlık 2-8 aksı, miras, başkasının, ortağın, kendinin. Yani tabii ikinci evde güney düğüm olduğu için
Güneydüğüm eğer Başak burçları bu maddi meselelerde başarısız olmuşlarsa, Güneydüğüm ona şunu demeye çalışıyor. Sen diyor sınıfta kaldın diyor, para konusunda diyor. O yüzden de diyor gereğini yap. Ha, şimdi gereğini yapar mısın, yapmaz mısın? Yapmazsan fakir olursun. Yaparsan da en azından zengin olamasan da ortalama olarak kendini idame ettirecek bir durumu ne yaparsın? Yakalarsın. Zaten Satürn balık burcundan başakları epey yormaya başladı. Ve Satürn geçtiğinden beri seanslarıma daha çok başak geliyor. Belli ki bir arıza var orada. İlişkiler noktasında da, evlilikler noktasında, ortaklıklar noktasında da bir yorulma, bir zorlanma 2026'nın Ocak-Şubat ayına kadar ne yapacaktır? Sürecektir. İkinci evde de güney düğüm var demek. Ve güney-kuzey düğümlerinin 2-8 aksında olması, işin içine bir de ilişki, evlilik gibi konularda zorlanmaların gelmesi biraz tabii şeydir. Ama burada tabii bazı başaklarda evlilik yolu ile ne yapabilirler? Belki de maddi olarak bir refaha ulaşabilirler. Yani bu tabii haritanızda Satürn'ün ve güney düğümünüzün bulunduğu burcun, evin gücüne bakarak, yani bir güçlüğüne, bir zayıflığına bakarak verebileceğimiz bir karar. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama maddi meselelerin daha fazla ön planda olacağı kesin. Evet. Bu tip sorunları olanlar bunu 2025'teki o son koç tutulmasına kadar yani halletsinler. Önünüzde ciddi bir 2 yıl var arkadaşlar. Daha sonra zaten Neptün de çıkacak balıktan. Hani kendinizi belki 2011'den beri partnerlikler konusunda çok fazla aldatıp kandırdınız. Uyanırsınız. Hepimiz uyanacağız zaten. Evet. Terazi ne yapıyor? Terazi tabii kendinde tutulmayı yaşıyor ve güney düğüm yönünde. Yani terazi burada yani estetik de yaptırabilir, saçının rengini de değiştirebilir. Ama şu çok açık ki bu tabii yüzeysel bir yorum olur. Derinliğine kendi içinde içsel dünyasında, içsel ve dışsal dünyasında ya da fark etmez. Bir değişim sürecinden geçiyor. Değişim süreçleri daima biraz hummalıdır. Çünkü insan bir gün öleceğini bilir bilinç altında. O yüzden de en büyük değişimin ölüm olması. Dünyanın değişiyor, daha ötesi yok. Öyle olunca da genelde insanlar konservatiftir. Yani bir değişim istemezler. Yani korkarlar. Değişime karşı herkesin ufak bir direnci vardır. Yani evini değiştirmek istese eşini değiştirmek istemez. Eşini değiştirmek istese işini değiştirmek istemez. Mutlaka bir şeyleri değiştirmek istemeden yaşamak arzusundayız. Hatta çocuklarımızı da yani. Ne yapıyoruz? Yani işte değişmesi hiç büyümesin. Ay canım kuşum benim. Öyle ondan sonra 20 yaşında 30 yaşında akşam annişkosunun yemeğini yiyen insanları topluma kazandırın. Çok güzel, bravo, alkışlıyorum sizi. İşte o değişimden korkmanızla alakalı. Kardeşim, değişmeyen tek şey değişimdir. Ya sen değişirsin ya da belirli bir süre kendini zorlarsın. Ölüm kaygısı ve korkusuyla yaşıyormuş gibi. Sonra bir anksiyete, bir duygu durum bozukluğu, bir manik depresif filan krizlerine girersin yani. İnersin, çıkarsın duygu durumun, panik atak ya da birden mutlu, birden mutsuz. İşte orada yaşamla ölüm arasındaki o çizgide gider gelirsin yani. O yüzden cesur olun, değişime ne yapın, adapte olun. Ay, Merkür, Güneş, Ketu, bunların Ketu derken Güney diyorum. Bunların tamamı zaten terazide. Dispozitörde nerede? Başak'ta. Yani Venüs Başak'ta. Oradan alıyor sizi 12'ye çekiyor. Yani şimdi oradan alıyor 12'ye çekiyor demek. Hani kendinizle alakalı bir takım meselelerde değişimden geçtiğiniz, artık değişimin kaçınılmaz olduğunu daha doğrusu hissetmeye başladınız. Ama bunu 12'ye çekerek hani 12 bazen defansif bir yerdir. İnzivadır orası. Münzevi olmaktır orası. Rüyaya yatmaktır, uyumaktır orası. İçe dönmektir belki ama içe değil dışa dönülecek bir dönemde yaşıyorsun, onu söyleyeyim. Yani öyle kafanı kuma gömdüğünde meseleyi halletmiş olmuyorsun. Bu kadar. Evet, akrep ne yapıyor? 12-6 aksı akrebin. Bülent yoldaşım. Ne yapıyor Bülent yoldaşım? İşte Amerika'ya yerleşeceğim. Miami'de renovasyon işine giriyormuş. Evleri revize edecekmişiz, alacakmışız, edecekmişiz. Şirket kuruyor. Ne yapacak? 12'ye yerleşecek. Çünkü kendisi durumdan umudu kesti. Fakülteden arkadaşımdır. Bülent, sana da buradan selamlar. Yerleş kardeşim.
Ben gelmiyorum. Ben iyiyim burada. Ben zaten 12'de evimin içinde yaşıyorum. Yani öncesinde yaşadık zaten. Aynı tutulmayla bir yurt dışı. Bir daha aynı işlerle uğraşamayacağım. 12'de tabii burası bilinç altında bastırdığın bir şeylerin açığa çıkmasıdır. Bazı gizli düşmanların varsa onlar da fahiş olur. Bu aslında iyi bir şey. Koparsa kopsun bir şeyler. Ne yapalım yani? Bir hastalık varsa o da fahiş olabilir. Çat en azından Allah korusun hepimizin içinde patolojik bir şeyler varsa ne kadar erken açığa çıkarsa o kadar iyi ki çözümü ne yapabiliriz? Daha erken halledebiliriz diyorum. 12 6 aksı olduğu için kuzeyde 6'da evet yani işle güçle bazıları için işte iş güç yurt dışına yerleşip orada yaşayayım çalışayım evet yükselen akrep ya da akrepler için böyle bir şey söz konusu olabilir diyorum. Yapabiliyorsanız yapın arkadaşlar ne diyeyim. Yay ne oluyor? Yay, yay, yay. Zaten bir yurt dışı Türk'ün, her Türk'ün kafasında var. Çünkü yükselenimiz yengeç, ay, ay nerede? 12'de. Birinci ev sahibi 12'de ne demek? Ya evde yatarım demek, ya hapishane yaşarım demek, ya yurt dışına gider yerleşirim demek. Yani Türkiye'de zaten doğuştan herkes kendini gurbetçi hissediyor. Kimse kendini buraya yaşıyor, buraya aitmiş gibi hissetmiyor. Kayıp ruhlar herhalde coğrafyası burası. Aslında bakmayın siz, kimse dünyaya ait değildir. Ruhun dünyada ne işi var arkadaşlar? Bedenlenmiş gelmiş işte. Ha TC, ha ABD. Biz her varyasyonu denedik tabii. O yüzden kendimizden bu kadar eminiz. Ama sen de tabii dene. Yalnız gören bilir derler. Doğrudur. Yalnız yaşayan bilir derler. En doğru söz budur diyorum. Ve yaya geçiyorum. Yay ne yapıyor? Terazi 11-5 aksı. Güney 11'de. 11 ile alakalı meselelerin ön plana çıkması. Eş, dost, arkadaş, tabii umutlar, büyük umutlar evi, kama, avzu evi, 11. 11 dedik ya internet, sosyal medya. Yani yazılımcı olmak istiyorsundur. Çat zamanı. Kendine bir site açacaksındır internet sitesi. Tam zamanı. Yeni arkadaşlar edineceksin ya da arkadaşların içinde seninle sorun yaşadığın kişiler vardır. Güney düğüm orada olduğu için güney düğüm bir soruna işaret eder. Bu sorunu çöz anlamına gelir güney düğüm. Bu sorun 11. evde neolaki filan. İşte 5-11 aksı olduğu için kuzey güney bu tabii çocuklar, aşk, ilişkiler filan bunların arasındaki bir çatışma filan durumları varsa bunları ne yapman çözmen gerekiyor. Zaten Satürn artık balıkta olduğu için senin 4. evinde. Genelde şu an yay yükselenler ben seanslarda da dikkatimi çekiyor. Artık sıkıldılar yani yaşamak istemiyorlar. Bulundukları alanda olmak istemiyorlar. Bu ille ülke değiştirmek değil. Bu bir şehir değiştirmek bazen bir iş, kariyer değişimi. Satürn tabii zorlayarak kişiyi sınar. 4. ev, 10. ev aksında zorluyor. 11'de tabii büyük umutlar ortaya çıkabilir. Güney düğümde yani bazı umutlarımız da yıkılabilir. Ha, iyi midir? İyidir tabii. Yani umut dediğimiz şey bazen fazla enerji ve zaman alır. Olmayacaksa daha en baştan yıkılması iyidir. Çünkü umut bile zaman içerisinde ne yapar? Böyle bir ağaç gibi kök salar. Kökü fazla saldığında onu tabii koparması da zor tabii yani. Erken koparalım. Bazen tabii seanslarda yapıyorum bu yüzleştirmeleri. Kızıyorlar bana. Hocam işte hayalleri yıkılan arkadaşlar ondan sonra bizi şikayet ediyor. Yani kime şikayet ediyor? Rabbe şikayet ediyor. Etme kardeşim, etme. O zaten görüyor. Görüyor ve izin veriyor. Zaten o yüzden seni bana gönderiyor. Anlasana bunu. Sen niye beni buluyorsun, bana geliyorsun? Tevafuk ve muvaffak aynı kökten gelirler. Tevafuk kökünden geldiği için muvaffak olmak, başarılı olmak bizim bir araya gelmemiz de tevafuktur. Bak çat diye Uranüs üzerinden senin cep telefonuna düşüyorum. Beni izlemeye başlıyorsun. Aradan 2 sene geçiyor. Bizi beğeniyorsun. Hatta ve hatta aşık oluyorsun. Sonra seansı alınca duymak istediklerini duyamadın diye bize sitem ediyorsun. Çok ayıp, çok. Yani çok ayıp. Ağzına, diline acı biber sürerim. Gideceksin o sana boş umutları satan, yani o boş umutları sen satın aldın ya seansta para vererek filan. O arkadaşlara kızacaksın. Seni zengin yapan, seni
Galler prensiyle evlendiren beyaz atlı prens de seni gerdeğe sokan arkadaşa gidip kızacağım, bana değil. Sen neticede geliyorsun bir yaşa, 35, 40, 45, 50 fark etmez. O yaşa kadar sen her şeyi çok doğru yaptın da bir, 1,5 saatlik bir görüşmenin neticesinde mi buna karar verdin? Bu nasıl oluyor ya? Bak ben şimdi hayatında değilim senin. Hadi git dediğin gibi olsun. Ben çok iddialıyım biliyorsun. Dediğimin aksi durum olursa belgeyle ispat edeceksin. Ben sana refund yapacağım. Refund policy yapacağım. Evet. Neyse. Yukarıdaki her şeyi görüyor ve biliyor. Rabbin ne derse olur. Uslu çocuk olacaksın. Ben nasıl itaat ve biat ediyorum, sen de biat edeceksin. Öğrenirsin. Öğrenirsin. Herkes öğrenir. Herkes bir gün öğrenecek. Yani evrenin bazı yasaları olduğunu ve biz insan olarak aslında ne kadar zavallı olduğumuzu, bazı şeyleri istesek de değiştiremeyeceğimizi kabul etmek zorundayız. Bu kadar, yapacak bir şey yok. Ben kabul ediyorum. Bu pasifist bir tutum değil. Ben değiştirebileceğim konuları değiştiririm. Hayal aleminde de gezmem. Sevmem hayalleri. Ki hayaller gezegeni Neptün benim haritamı yönetiyor. Ama tabii nerede? Yayda. Dispozitörü ne? Jüpiter. Nerede? Kovada. Bu kadar. Mantıklı, makul bir yerde. Ben bir mühendisim. Ben hayal satmıyorum. Hayal satın almıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Evet. Oğlak ne yapıyor? Oğlak denen arkadaş ne yapıyor? Ne yapıyor bizim oğlaklar? Dispozitörün zaten balıkta. Üçüncü evde. Harekete geç evi. Terazide olunca da 4-10 aksı. Evet. Yani burada bir adres değişimi, kariyer değişimi. Yani özellikle kariyerim ve işim konusunda oğlaklara söylüyorum. Güney düğüm bir soruna işaret ediyor ve tutulmaların tabii 4-10 aksında olması burada kariyer değişimi, yerleştiğin, yaşadığın yerin değişimi gibi noktalara da ne yapıyor? İşaret ediyor. Ama Satürn burada temel olarak 3. evinde olduğundan sana diyor ki eğitiminde, bilginde eksik ve noksan bir takım taraflar var diyor. Bunları diyor hallet diyor. Bak bunları halletmezsen 4-10 aksındaki tutulmaların sana bir faydası olmaz. İşini değiştirirsin ve bir öncekinden minnacık daha farklı olur. Bir süre sonra da işe yaramaz. Çünkü 3. ev Satürn'ü geliş, öğren diyor. Bilgini değiştir diyor. Bilgini değiştirdiğinde çünkü bu senin gezegenin. Özellikle Satürn oğla en fazla, en derinden etkiler. Güneşini çekiyor da, senin güneşini, egonu çekiyor. Peşine takmış balıkta. Hayallerini gözden geçir diyor. Bazılarını diyor değiştir diyor. Boş boş hayal kurma diyor. Ve sana hani bir eğitim al ama diyor. O eğitim senin diyor daha iyi bir evde yaşamanı, daha iyi bir şehirde yaşamanı, daha iyi bir çevrede yaşamanı, daha güzel bir kariyerin olmasını, daha güzel bir işin olmasını ve daha sevebileceğin mantıklı, makul bir duruma ne yapıyor? İşaret ediyor arkadaşlar. Peki kova ne yapıyor arkadaşlar? Kovalar burada tabii 9. ev, ki 9. evi çok severim ben. Astrolojide en sevdiğim evdir. Jüpiter amcanın yeri ve yüksek eğitim, felsefe, yabancı dil, esneklik, diğer ülkeler, diğer kültürler. Yani baba Jüpiter ya. Seviyorum Jüpiter'i ya. Şimdi burada tabii kovalar tabii burada güney düğüm noktasında. Mesela yabancı dil bilgin eksik olabilir. Master, doktora yapman gerekiyor olabilir. Yurt dışında tahsil yapman gerekiyor olabilir. Ya da bunları zaten gereksizdir senin için. Halletmen gereken, ya uluslararası ithalat, ihracat işine de girebilirsin. Çünkü Satürn nerede? Balıkta, ikide. Yani ikideki Satürn kişi maddi konularda zorlayabilir ama bu zorlanmanın hakkını verdiğinizde sizi çok zengin de yapabilir. Yani Satürn'den insanlar korkarlar. Orada geldi şunu yapacak, burada geldi bunu yapacak. Hayır, ben hayatımdaki en büyük atılımları daima Satürn'e yaptım. Bu kadar basit. Yani Satürn'ün ama hakkını vermek demek zaman tanrısı olduğu için zamanı boş boş kullanmayıp bir süreklilik, bir ısrar, bir sebat gerekir. İşte o maalesef çoğu insanda yok. Yani bir işe başlıyor, aradan birkaç sene geçiyor, bırakıyor. Bir ilişkiye başlıyor, birkaç sene geçiyor. Birkaç sene de değil zaten. Günün dünyasında artık bu birkaç aya falan kadar indi yani. Öyle olmaz arkadaşlar. Satürn'ü hakkını verin ki o da sizi tatiflendirsin, onora etsin. Evet. Balık ne yapıyor balık? Balıkta zaten Satürn var. Balıkta bir
büyüyor. Büyütür. Yani hangi yaşta olursak olsun Satürn üstümüzden geçerken bizi büyütür. Büyürüz yani. Koçlardan 96-98 arası geçmişti. Uzamış don lastiği gibi olan okulumu bitirmiştim. Hiç unutmuyorum. 98. Evet, sen ne yapıyorsun peki? Sende böyle eksik bir şeyler varsa sen de bunları bitiriyorsun, tamamlıyorsun. Tutulma tabii, terazi tabii senin 8. evin, yani 2-8 aksı tutulmaları yaşanıyor. Bu bazılarını emekli etmiş olabilir, devlet artık maaş bağlamıştır, biri nafaka alıyordur, birine bir borcun vardır, ödemen gerekiyordur. Birisiyle ortaklı bir işe giriyorsundur. 8. ev bak bazen ameliyat, operasyon yeridir, onu söyleyeyim. Plüton çünkü benim en iyi tanıdığım, yani benim dişçim, implantlarım var benim. Tabii koçlarda böyle kırılır ya dişler, yapıyorum. Mesela akreptir, cerrahım var tanıdığım, akreptir. Gözcümüz var işte, akrepte gezegenleri var. Çünkü akrep bir şeyi kesmek, biçmek, yenilemek. Yani ölmüş bir şeyi yeniden hayata getirmek manasına da gelebilir. Onu söyleyeyim. Ölmüş bir şeyi yeniden hayata getirmekten kastım. Yani sen yani göz gitmiş, onu değiştiriyor adam işte. Yani körün gözünü açıyor, haşa. Hazreti İsa'nın söylediği gibi falan işte. Atfedilen diyelim. Ya da işte bir cerrahi operasyonla bir ruh alıyor bedeninden ve seni yaşama geri şey yapıyor, gönderiyor. Yani burada tabii 8 olduğu için bu. Burada tabii bir habis kurun, yani hayatında, yani bu iş ille de Allah korusun hayatında birinin ölmesi manasına gelmez. Müşkül odur ki ölmeden önce ölür kişi diyor Yahya Kemal. Ahmet Kaya şarkısı, hani içimde ölen biri var diyor. Bir şeylerin ölmesi durumudur bu bazen. Ve bazı ölümler şifalıdır. Öldürmen gerekir. Ama bu öldürmen gereken şey içindeki bir takım habis duygular da olabilir. Çünkü Satürn seni yoruyor. Yani 2026'ya kadar da yoracak. Buna tabii senin karşılık vermen tembellik yerine harekete geçmek olabilir. Tembellik yaparsan, ki balık ayakları yönetir, ayaklarının üstünde olmazsan o bacakları var ya böyle sakata bağlar yani. Dizler ağrır, varis filan, hani kilo alırsın, belden aşağı filan, böyle deniz kızı gibi olursun filan. Deniz kızı derken hani bayağı ton balıklı işte anla yani. Orada dikkatli olmak icap ediyor. Bilmiyorum yani, kendini bırakma. Zaten Neptün 2011'den beri seni iyice hayallere gark etti. Uyanışa 2 yıl. 2-2,5 sene kaldı. Yani bu çok büyük bir uyanış olur. Uyandığında da vay dersin yani. Sonra kabusa uyanma. Tatlı bir rüyadan kabusa uyanma. Evet. 8-2 çünkü. Doğru kullanırsan da ben sana söyleyeyim. Ciddi anlamda şey olur. Yani maddi olarak refaha erebilirsin. Onu da söyleyeyim. Zaten son 2-2,5 sene bu konuda. Yani Satürn'le deli gibi çalışıyorsun. Doğru ilişki ve ortaklıkların içinde oluyorsun. Bu da seni ne yapıyor? Daha iyi bir hale ne yapabilir? Getirebilir. Rabbin yardımcın olsun. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.